Herkese merhaba. Nip bağlayacağım. Malzemeleri sayıp videoya geçiyorum. 0,04 beyaz beden ipi. Gamagatsu F14 wet iğnesi. Amerikan orozluğu kuyruğu. Sidisi tüyü. Ördeğin yağlık bölgesindeki tüyler. Pembeye boyanmış. Derisi üzerinde çilkeklik tüyü. Tavşan vücut kılı dubbing olarak. Bir tane mor damla sim. Bir de yavru ağzı dediğimiz turuncu gibi yavru ağzı diye geçen normal sim. Hadi başlayalım. Evet, kamerayı ayarladık. Açıyı da ayarladık. Netlik güzeldir inşallah. Telefonla çektiğim için göremiyorum. Tam olarak aynadan bakıyorum sadece. İğnemizi bağladık ve başlayalım. Her zamanki gibi kafadan bir iki tur boşluk bırakıp geriye doğru ana bedeni sabitliyoruz. Makasla elimle de kopartırım. Makas daha uygun olur. Şuradaymış. Amerikan orosu tüyümüzden 5-6 tane alacağız. İlk önce tüyü açtım. Hepsi aynı boya geldi. Çok fazla uzun olmayacak. Şöyle şu kadar. Biraz daha kısaltalım. Şöyle iyi. Kanotum biraz gevşek. Büyük ip kullandığım için şunu bir ayarlayayım. Tüyü aldık. Şöyle çok fazla değil, az bir şey kuyruk yaptım. Şimdi buna bir tane de sim alalım şuradan. Sabitleyeceğiz. Tavşan tüyümüzden alalım. Renklerin patlaması için tavşan tüyünü sade bej renkten kullanacağım. Şöyle. Ama bu tüyün bu ipe yapışması için de bal mumu. İpime biraz bal mumu sürdüm.
Şimdi bu parlak yavru ağzı malzemeyi üzerinde doluya doluya ileri doğru gidiyorum. İki tane mor aldım. Damla sim. Bunları tam ortadan ikiye katladım. Sonra tekrar tam ortadan ikiye katladım. Sonra tekrar tam ortadan ikiye katladım ve küçülttüm. Şu boya geldi. Üste yerleştirdim. Bu çok ağır bir ip değil. Yani yavaş batan bir ip. O yüzden altına tel sarmadım. Kurşun. Kullanım amacına göre her zaman ağırlar işe yaramıyor. Şimdi bir adet tüy alacağım buradan. Seçmem lazım. Bunu da yerleştirdik. Şimdi aynı kullandığımız tavşan dabinginden biraz daha bunun üstüne kapatıp sabitliyorum. Fazlalığı aldım. Sonra bunu da bunun üstüne kapatıp sabitleyeceğim. Evet. Son olarak da bir tane CD'si saracağım. Küçüğünden. CD'sindeki amaç tamamen renk olsun. En küçüklerinden bir tane. Şöyle. Şu tüyleri aldım.
Bunlar burada. Bunun etrafına saracağım. Arkaya alarak sarıyorum. Şimdi ipimizi pembeye boyayacağım. İpime biraz ultraviyole reçine süreceğim. Ve bitiş düğümünü atıp fılayı sonlandıralım. En son düğümün üstüne de reçine damlatıp donduracağım. Olayımız hazır. Hadi rast gelsin.